Yapılanın ahlaksız olduğunu herkes biliyor. Bir rezil kurumdan söz ediyoruz. Bari bu kadar rahat savunmayın. Bunu da normalleştirmeyin. Çünkü Kızılay'ı normalleştirdiğinizde, normal olarak anlatmaya kalktığınızda yapılan her şeyi sahipleniyorsunuz. Kızılay'ın bütün rezilliğini sahiplenmek zorunda değilsiniz. Engellilerin deprem bölgesinde yaşadığı sorunları anlatacağım ama Kızılay meselesine iki kelimeyle konuşmak gerekiyor. Dün anlattık. Yaşanan bir rezillik. Çocuklar soğuktan öldü. İnsanlar çadırsızlıktan öldü. Yiyecek bulmak için ülke ayağa kalktı. Dünya ayağa kalktı. Dünyanın canı yandı. Kızılay bunları sakladı. Parayla satıyor. Ve burada savunuluyor. Dün Sayın Elitaş ahlaktan söz etmişti. Elitaş'ın lafını ben AKP grubuna hatırlatmak isterim. Yapılanın ahlaksız olduğunu herkes biliyor. Bir rezil kurumdan söz ediyoruz. Bari bu kadar rahat savunmayın. Bunu da normalleştirmeyin. Çünkü Kızılay'ı normalleştirdiğinizde, normal olarak anlatmaya kalktığınızda yapılan her şeyi sahipleniyorsunuz. Kızılay'ın bütün rezilliğini sahiplenmek zorunda değilsiniz. Deprem oldu. Bunu bir otistik çocuğun annesi bana hediye etti. Dedi ki mecliste engellilerle ilgili konuşurken buna bir kere vurun. Çünkü kimse engellileri görmüyor, farkında olsunlar. Çünkü bir davaya gitmiştim. Otistik bir bireye cinsel saldırı davasıydı. Kimsenin haberi yoktu. Çünkü engellilere yönelik bu saldırılardan genellikle kimsenin haberi olmuyor. Çünkü engellilerden kimsenin haberi olmuyor. Pek gündemde değil. Bu gündemde olmayan engelliler ne yazık ki depremde de gündeme girmedi. Yaklaşık 980 bine yakın engelli var deprem bölgesinde. Değişik gruplardan engelliler, bunlar yetişkinler, çocuklar ve benzerleri. Ve deprem sırasında ne iktidarın, devletin ne de ne yazık ki yardım kuruluşlarının gündeminde engelliler yoktu. Açığa çıktı ki devletin kurtarma planlarında da eğitimlerinde de engelliler yok. Ve açığa gene çıktı ki aslında engellilerin yaşadığı sorun bir çeşit vahşi bir toplumsal seleksiyon sorunu. Yani engelliler ölüme terk edildi. Engelliler yok sayıldı ve kaderine terk edilip bırakıldı. Hiçbir hizmet nasıl yapılacağına dair bilgi yok. Kaba bir haliyle ses veriyor musunuz, sesimi duyuyor musunuz dendi. İşitme engellilerim var oldu, konuşamayan engellilerim var oldu, zihinsel sorunlar yaşayan engellilerim var olduğu gerçeği görmezden gelindi. Ve kurtarma ekiplerinin böyle bir eğitiminin olmadığı da açığa çıktı. Sadece bu değil sorun. Engellilerin özellikle bundan sonraki durumu hakkında da bir bilgimiz yok. Yani verilen raporlarda ne kadar engelli kurtarıldı, ne yapıldı, bunlara dair ne gibi hizmetler verildi yok. Çadır kentler kuruldu ya da çadırlar, konteynerlar götürüldü. Ama bu engellilerin erişim meselesinin burada nasıl çözüldüğüne dair bir bilgi de yok. Engelli bireyler kurtarıldığı ya da evinden çıktığı andan itibaren tuvalet sorunundan bakım sorununa kadar, sağlık sorununa kadar bir dizi sorun yaşadı. Ne yazık ki depremde engelliler yine görünmez hale geldi. Sadece bu değil, çok ciddi şekilde ortez, protez ve benzeri araç ihtiyacı ortaya çıktı. İşitme cihazları kayıp, bastonlar kayıp, tekerlekli sandalye ve diğer destek hizmetlerin hepsi depremle beraber kayıp. Çünkü hiçbirini alamadılar. Ya yıkıntıların arasında kaldı ya enkazın içinde kaldı. Ama buraya dair de bir yatırım ya bir hizmet sunumu yapılmadı. Bunlara dair de herhangi bir aktarım yapılmadı. Yardım çalışmaları sırasında da aynı sorunlar yaşandı. Engellilerin güncel, acil, medikal sorunları ve hizmetleri görülmedi. Kateter sondadan tutun pek çok cihaza kadar engellilere ne gibi hizmetlerin yapıldığı, bu engellilerin bölgedeki sorunlarının ne olduğu konusunda gerekli araştırmalar yapılmalı. Bu iktidarın görevi olarak durmak zorunda. Bunlar güncel sorunlar. Ama bu iktidarı aşan temel sorunlar da var. Bu bunların yapacağı iş değil çünkü bunlar bitiyor. Bundan sonrası artık yerine talip olan bizim gibi partilerin sorunu ve görevi.
engellerin önümüzdeki süreçteki sorunlarını nasıl karşılayacağız? Çünkü deprem ne yazık ki çok sayıda insanda uzuv kaybına yol açtı ve yeni engellerin nüfusumuza katılmasına da yol açan ağır bir yıkım olur. Tamamlayalım lütfen. Basit taleplerimiz var. Bir, bütün medikal malzemeler ve yardım hizmetleri ücretsiz karşılanmalıdır. Doğrudan devlet tarafından engellilerin barınma hizmetleri çözülmeli, erişim sorunu ortadan kaldırılmalıdır. Başka şehirlere gitmek zorunda kalan engellilere dair özel ekonomik yardımlar yapılmalı, onların barınma sorunlarının çözümü için adımlar atılmalı, eğitime katılmalar için gerekli olanaklar bulundukları şehirlerdeki kurumlar tarafından derhal karşılanmalıdır. Bütün medikal malzemeler ve bütün hizmetler ücretsiz hale getirilmelidir ve engellilerin sosyal yaşama ve üretime katılması için, eğitime katılması için devlet üstüne düşeni derhal yerine getirmelidir. Engellileri görmekte, görmemezlikten gelmekten, engellilerin sorunu duymazdan gelmekten, engellileri yok saymaktan vazgeçmek gerekiyor. Bunu bir kere daha söylüyorum. Sayın Turan, açalım Sayın Turan'ın mikrofonunu. Sayın Başkan, konuşmacının engellilerle ilgili ifadelerini önemsiyoruz, not alıyoruz, değerlendiriyoruz. Ancak konuşma sırasında Kızılay'ı katlederek rezil kurum demesi, aynı şekilde AK Parti tüm rezilliklere sahip çıkıyor demesi çok kaba bir ifade. Bunu doğru bulmuyoruz Sayın Başkan. Bakın sabahtan beri tartışılıyor. Tekrardan söylemek isterim. Kızılay bir devlet kurumu değil. Kızılay kendi tüzel kişilikli olan bir dernek. Kızılay bizim. Tartışalım, eleştirelim. Fakat 154 yıldan beri bizim kurumumuz. En zor zamanda bu milletin yanında yer almış özel bir kurumumuz. 154 yıldan beri faaliyetleri var. 1913'te kamu yararı kararı verilmiş. Şu an eleştirdiğiniz çadır şirketi 1954 yılında kurulmuş. Bugün konular değil. Satışa baktığımızda satsa neden satıyor? Tamamlayalım lütfen. Satmasa neden satmıyor denecek. Derdiniz başka. Sizin kastınız, işiniz üzüm yemek değil bağcıyla. Ancak net olarak söylüyorum. Keşke afet sırasında böyle bir ağır, acılı günde hiçbir satış yapılmasaydı. Daha nasıl söyleyebilirim? Arkadaşlar, Sayın Kaya, I am speaking Turkish. Diyorum ki satmasaydı ne demem lazım? Neyi dinlemiyorsunuz? Öyle bir ön yargınız var ki ne dediğimin de kıymet yok sizin için. Bir daha mı söyleyeyim? Arkadaşlar, Sayın Kaya, çok Sayın ayıp Turan, bir karşılıklı konuşmayın lütfen. Yapmayın. Karşılıklı konuşmayın. Satarsan ne olur? İşte bugün olduğu gibi 4 milyon kişiye yemek veriyorsunuz 3 öğün. Bu konuşulmaz. Satarsan ne olur? 400 bin kişiye çadır vermişsin. Bu konuşulmaz. Böyle meclisi yoran, kamuoyunu yoran gündeme vesile olursunuz. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Turan. Sayın Beşiktaş'ın mikrofonunu açalım. Sayın Beşiktaş, 60'a göre veriyoruz. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Arkadaşlar, müdahale edeyim. Ne söylesen rahatsızsın. Ya insanlar çadırsız diyoruz, anlamıyor musunuz? Bize gönderseydi diyorduk işte. Göndersin. Bitti mi arkadaşlar? Söz aldım ya. Sayın milletvekilleri bitti mi? Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Ben Sayın Hatibimiz de yanımda konuştum. Kesinlikle vekilimiz kimseye rezilsiniz falan demedi. Rezilliğe sahip çıkmayın dedi. Ben de tekrar ediyorum. Bizim kimseye rezillik dediğimiz olgudur. Olgu nedir? 3 gündür Türkiye'nin tartıştığı mesele Kızılay'ın bu korkunç ortamda, insani dramda çadırları satmasıdır, konserveleri satmasıdır, evet. Kanı satmasıdır. Bu bir rezalettir, bu bir rezilliktir ve insanım diyen hiç kimse buna sahip çıkmamalı. Anlaşıldı. Sayın Turan, size gruba karşı bir rezillik kelimesi kullanmadı. Kurum için kullandı. Buna da sahip çıkmayın dedi ama itiraz ederseniz şey yapayım. Tutanaklara bakalım. Varsa böyle bir şey tekrar düzeltiriz.